Merhaba arkadaşlar, adım Yavuz Gedik, Microsoft sunucu partnerim. Windows Phone 8 ile uygulama geliştirme, push notification anlık bildirim konusu hakkında bilgiler aktaracağım. Modül konuları: push notification nedir? Push notification çalışma prensibi, push notification özellikleri, raw, toast ve tile bildirimleri. Push notification nedir? Windows push notification service, Türkçe'de bildirim itme ya da dürtme anlamında veya anlık bildirim anlamına gelmektedir. Push notification, kullanıcılara belirli bir zamanda genellikle uygulamaları çalışmıyorken gönderilen uyarı şeklinde bilgilerdir. Bu bilgiler Tile, Toast ve Raw bildirim güncellemeleri ile web veya bulut üzerinden sağlanır. Bu bildirimler kullanıcılara güç tasarruflu ve güvenilir bir şekilde bilgi sunmak için kullanılır. Uygulama geliştiriciler Windows Phone 8'in de sahip olduğu en önemli özelliklerden biri olan Light Arrival kullanarak son kullanıcıya bu görsel özelliği sunar. Push Notification çalışma prensibi. Telefondaki uygulamanızın push notification servisleri açık. Yine telefonunuzun push notification servis özellikleri açık durumdayken web veya bulut üzerinden uyarıyı alarak ekranınıza getirmesi şeklinde basit bir döngüsü bulunmaktadır. Push notification özellikleri, tile güncellemeleri uygulama içerisindeki her bir tile temasını güncelleyebilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken konu, bazı uyarıları gönderirken Windows Phone 7.1 platformunu düşünerek gönderilmelidir. Örneğin, Flip Tile güncellemesi, Windows Phone 7.1 cihazı önceki sürüm temalarını desteklediği için Windows Phone 8 teması için çalışmayacaktır. Buradaki kilit nokta, yürü kaydınızı kayıt servislerine gönderdiğinizde çoğunlukla sadece yürü kaydı değil, telefonun çalıştığı işletim sistemi sürümü ve uygulama sürümü gibi bilgilerin de bu kayıt içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. Uygulamanızın farklı platformlara desteklediğini düşünürsek, uygulamanın çalıştığı sistem hakkında yeterli bilginin backend servislere gönderilmesi, Windows Phone platformunda çalışan cihazlara doğru güncellemenin gönderilmesine olanak sağlar. Şimdi notification çeşitlerimizi inceleyelim. Windows Phone 8 açılış ana ekranında gösteren bir bildirim tipi olan Tile Notification her uygulama için bulunabilir, oluşturulabilir. Bir Tile Background Image, Count ve Title birimlerinden oluşur. Background Image bölümünde arka plan resmi için lokal veya bir uzak sunucudan bulunan imaj dosyası kullanılabilir. Daha iyi bir performans için lokal dosya tercih edilir. Count, integer sayı olarak değer alır. Bu sayı bildirim sayısını ifade eder. Title, alt kısımda yer alan ve bir satırlık sintrik bilgisi gösteren bölümdür. Bu nedenle tag genişliğine dikkat edilerek bildirimler gönderilmelidir. Tile mesajlarını göndermenin 3 farklı yolu vardır: Flip, Cycle ve ikonik. Aralarında sadece Flip ve ikonik temaları kullananlar uzaktan bağlantıları URL'ler kullanarak resimlerini güncelleyebilirler. İndirilecek olan resimlerin boyutu 80 kilobaytı aşmamalı ve en geç 30 saniye içerisinde inmelidir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu, Windows Phone 7.x kullanıcıları Windows Phone 8 için gönderilen tile güncellemelerini göremezler. Olabilecek karmaşıklıkları önlemek için yürü kayıtları gönderirken cihaz ID'sini, çalıştırdığı işletim sistemini ve uygulama sürümünü birlikte web sunucusuna göndermek faydalı olacaktır. Bu sayede uyumlu olan OS sürümüne göre güncellemeler gönderiliyor olacaktır. Toast Notification, bir haber veya uyarı için bildirimler geldiğinde kullanıcıları bilgilendirmek için ekranın üst kısmında görüntülenir. Yandaki şekilde de görüldüğü gibi. Genellikle uygulama çalışır durumda değilken sistem tarafından gösterilir. Eğer uygulama içerisinde kullanılmışsa, üzerine tıklandığında param metodu kullanarak uygulama içerisine yönlendirilir. Eğer uygulama çalışıyorken bir toast notification gelirse, kod içerisinde sell toast notification received olayı tetiklenir. Raw notification. Raw bildirimler belirli bir görüntüleme stili veya önceden tanımlanmış ana veri biçimleri dışında tile ve toast bildirimlere benzerdir. Bir raw bildirimleri bulunan veriler,
gönderici tarafından belirlenmeli ve telefon üzerinde çalışan oyun içeriğini anlamalıdır. Çünkü temel işletim sistemleri RAW bildirimleri işlemez. Bildirim tasarlanmış oyunların bildirimleri işlemeleri için çalışır durumda olmaları gerekir. Oyun çalışmıyorsa bildirim telefon tarafından göz ardı edilir. Özetle push notification özelliği bir sunucu üzerinden telefona bilgi göndermek için etkili ve batarya dostu bir yöntemdir. Tile notification genellikle başlangıç ekranlarındaki tile'ları güncellemek, değiştirmek için kullanılır. Notification eğer uygulama çalışıyorsa direkt uygulama içerisinde gösterilir. Aksi takdirde pop-up olarak telefonun üst barından karşımıza çıkar. RAW notification yalnızca uygulama çalışıyorken uygulama ekranına gönderilir. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.